Evet arkadaşlar, bugün Karadeniz tatlısı hamsili ekmek yapıyoruz. Evet hanım, malzemelerini ve yapılış şeklini tarif eder misin? Biz şimdi hamsili ekmeğimizi, pazılarımızı hazırladık. Bu kadar pazımız var. Her şeyimizi hazırlamıştık. Bu kadar pirasa, iki kök pirasa koyduk. Biraz tepsimiz büyük olduğu için malzememizi biraz bol yaptık. İki orta boy soğan, turşu soğan. Bu da pirasanın yanında karışık oldu. Çok güzel oluyor bunun tadı böyle. Bir tane orta boy patatesimiz var. Yaklaşık 1 kilo kadar hamsimiz var. Bıçıklar alınmış. Evet, Bir Karadeniz çay tatlısı. bardağı da sivi yağımız var. Hepsini bunları topluyoruz tencereye. Tuz. Biraz da su koyacağız üstüne. Kaynar da olur, soğuk da olur, fark etmez. Suyunu da şuraya koysaydın iyi olmuştu. Çay bardağı yeterli pirasa. 2 çay bardağı su. Şimdi unumuzu daha sonra bunu tencerede güzel pişireceğiz. Unumuzu daha sonra atacağız. Yeteri kadar tuz atacağız. Bunu kattığımız zaman tepsiye koyup fırına vereceğiz. Bunları güzel pişireceğiz hepsini. Soğanın üstünde. Karadeniz tatlısı hamsiden yapayırlar, içine misironi pirasa katayırlar. Ay mübarek. Maşallah. Şimdi bu tamam. Sobanın üzerine Şimdi mi gidiyor? bu pişecek sobanın üstünde. Bayağı bir pişip tamamen karışacak birbirine bunlar pişene kadar. Evet. Ondan sonra ununu katacağız. Fırında kızartacağız. Tekrar bir de Sobanın üzerine konuldu. Böyle pişecek. burada Kapağını pişecek yani, kapatacağız. değil mi? Kapağını kapatacağız. Aynı pişsin. Evet. Piştikten sonra tekrar göreceğiz. Pişmiş Çayımız daha halini. hazır. Burada geçen de hurma yapmıştık. Onlar da mübarekler kurumuşlar. Ekmeğimizin iç malzemesi pişiyor, daha pişmedi. Biraz daha pişmesi lazım. Patatesler tam karışsın. Evet, mis Bayağı gibi pişmiş burada. ama tam olmamış. Biraz daha olması lazım. Çok güzel kokuyor bu hani. İçine koyduğumuz malzemelerin kokusu iyileşti mi? Güzel çıkmıştır hamsi, pirasa, soğan. Maydanoz da çok güzel buna yakışıyor da Koymadın mı maydanoz? maydanoz yoktu. Kazaktan da almayı unuttuk. Bu sefer maydanozsuz yaptık. Şimdi biraz daha pişecek, değil mi? Biraz daha pişsin. Ununu ondan sonra bakacağız. Tamam. Artık tamamdır. Karadeniz tatlısı hamsili ekmeğimizin iç malzemesi pişti. Şimdi ununu katıyoruz. Mısırını yeterince. Nasıl gelecek ona göre hepsini koyacağız. Ne bir karıştıralım burasını. Ay mübarek. Mis gibi. Hepsini aldı. İyi. Tepsiye fazla gelmez inşallah. Fazla gelmiyor. Fazla
Sizde bir şey olmaz. Tavada da bu kızartmayı kalırsa fazla gelirse ama gelmez ancak tepsimize. Tam kadar gelir. Un az olursa içi çok böyle sıvı olur. Güzel kesilip şey olmaz. Yani böyle tam karar oldu mu güzel olur. Sebzesi bol yersin. Hemen karıştıralım. Şimdi tepsi yap. Tepsimize koyacağız. Nerede? Burada mı? Burada koyalım. Burada şurada koyuyoruz. Fazla değil, az bile geldi. Yani az da değil de tam kadar. İnce oldu mu da güzel oldu. Neyse. Tamam, et bakalım. Güzel oluyor. Oh be. Şimdi fırına mı? Fırına mı edeceğiz de? Tam hazır değil şu an. Hı? Tam hazır değil mi? Nesi var ya? Üzerini düzlemesin. Güzel fırına da veriliyor. Evet. Pişti mi yiyeceğiz inşallah arkadaşlar. Şöyle bir buradan bakalım arkadaşlar ekmeğimiz ne durumda. İyi görünüyor. Daha pişmeye başlamamış. Hafiften kenarları kızarmaya başlamış şu taraftan. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım pişti mi pişmedi mi diye. Ekmeğimizi. Pişmemiş. Gayet biraz güzel. Biraz hemen hemen pişmek üzere. Ekmeğimiz pişmiş durumda. Ay mübarek. Evet arkadaşlar. Çok güzel ekmeğimiz. Artık tamamdır. Bu şimdi soğuduktan sonra kesip servise hazır olacak inşallah. Hamsili ekmeğimiz artık servise hazır duruma geliyor. Evet. Soğudu. Kesme işlemi yapacağız. Evet. Çevirelim. Yüzüne. Ey mübarek. Yiyeceğimiz kadar keselim de.
su geldi altına tabak. Öyle mi? Daha büyük şey getirecek. Şeyde kesseydin daha iyi olmazdı. Masada? Evet. Masada olmaz. Oh be. Ya. Ekmeğimiz çok güzel oldu. Oh. Mis mis. Kesili vaziyeti. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hazır artık. Son bir kez bunun malzemesini falan hanım sayar mısın böyle? Neden yapılıyordu ve nasıl yapılıyordu? Son bir tarif verir misin? Hamsi, pırasa, pazı yaprağı, soğan, patates. İstediğin her şeyi koyabilirsin içine. Baharatlı da yapabilirsin. Acili falan ama biz acili herkes yemediği için acı koymadık. Ve biz içine sadece pırasa, pazı yaprağı, patates, soğan, hamsi, mısırını koyduk. Evet. Sıvı yağ. Evet, sıvı yağ da koyduk, onu unutmuştuk. Tuzu falan tabii. Tuzu, yeterince. Un, mısır, ne unu. Yani evet. Belirli bir kararı yok istediğinde. Ya istediğin kadar yaparsın. Hani ne kadar kişiye göre malzemesini biz göz kararı yapıyoruz. Evet. Öyle bir malzeme tutmadık. Bu malzemeden bu kadar çıkar diye. Evet, bu şekilde bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi annem Karadeniz tatlısı hamsili ekmeğimizin tadına bakacak. Bir bak bakalım anne, lezzeti nasıl, iyi mi? Mis mis ya mı? Mis mis. İyi. Büyük bir halat getirmek lazım. Sizin ellerinizi benim ayaklarımı bağlamak lazım. Gerçekten çok güzel olmuş. İyi. Eline sağlık hava. Afiyet olsun. Evet. Nasıl eski misir şey hamsili ekmeklere benziyor mu? Bu daha güzel. Gerçekten. Gerçekten. Biz o zaman pek bir şey bilmezdik. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Berhudar ol. Muammer ol.